Arkadaşlar hepinize merhabalar. Ben Ozan Börkat. Bugün sizlerle güzel bir konseptle beraberiz. Yanımda Mehmet var. Mehmet merhaba, hoş geldin. Kendini tanıtmak ister misin? Ben Mehmet. Bir süre basketbolda uğraştım. Onun dışında şu an vücut geliştirmeyle uğraşıyorum. Yaşın kaç? 18 abi. Daha önce calisthenics yaptın mı? Yok, hiç yapmadım. Basketbolun haricinde farklı bir branşla ilgileniyor musun? Yok, vücut geliştirme ve basketbol. O da branşında iyi olmak için. Evet, evet. Şimdi arkadaşlar bu videonun konsepti, daha önceden biliyorsunuz kanalımın eski takipçileri bilir. Barfix çekemeyen birisine barfix öğretme hakkında 3 serilik bir bölüm yapmıştık. Bunun sezonu bitmişti. Yeni bir sezonda tekrardan böyle bir video çekme girişimimde vardı. Ve baktım hangi hareketi yapabiliriz? Muscle up hareketini yapabiliriz. Şimdi Mehmet'le birlikte bu süre boyunca bölüm bölüm muscle up'a adaptasyon sağlattıracak ve şu nizamiliyette muscle up çıkarttırmaya çalışacağız. İlla bu nizamiyette olmasına da gerek yok. Senden istediğim benim şu da olsa veya şu da olsa çift kol. Hani çift kol ve gerçekten basabildiğin en az bu formda 2-3 tane muscle up yapabildiğin bir form istiyorum senden. Hepsine bakacağız. İlk öncelikle ısınacağız ve ardından nerede ala diğeri nerede? O senin kendin abi. Ardından gözümüzün nuru pre-workout'ımızı alıp güzel bir seriye başlangıç yapacağız. Senin eklemek istediğin bir şey var mı? Yok abi, inşallah. Ya yapacağımı düşünüyorum. İstek var içimde en azından masalaba karşı. Yapamama şansımız yok. 2 tane direnç lastiğimiz var. Birincisi 35 kiloluk direnç lastiği. Diğeri 25 kiloluk direnç lastiği. Bunu biliyorsunuz zaten. Bazı videolarda mutlaka sizlere öneriyorum. O zaman pre'yi alalım ve başlayalım. Mehmet'in levelini öğrenmemiz lazım. Mehmet, senden istediğim muscle up yapmaya çalış. Formanın kötü olması, iyi olması hiç problem değil. Sadece şu an senin ne kadar ileride olduğunu görmek istiyorum. O momentumu almaya çalış. Tabii tabii. Yani muscle up atmaya çalış. Hop. Evet. Evet. Şimdi burada hiç darılma gücenme yok, tamam mı? Normal anlatacağım. Hani hatalarını görebilmen açısından. Birinci en büyük hatası. Barfix barında yukarıya doğru çıkarken ellerin bardan ayrıldı. Böyle tırmanmaya çalıştım. Muscle up yaparken asla ve asla yapmamız gereken ilk şey elleri bardan ayırmak arkadaşlar. Böyle elleriniz her zaman barın üstünde olacak. İsterseniz bu şekilde çıkın ama elleriniz bardan ayrılmasın. İkincisi kanka, sallanmayı fazla yap. Mesela muscle up'a girerken nasıl yaparız biliyor musun? En fazla iki defa sallanırız. Hani normalde buradan geldiğim zaman ben genellikle muscle up'a kalkarım. Yani şu şekilde duruyorum ya. Buradan hop bu şekilde yaparız. İkinci olan iki defa gidip gelme olayından bahsedeceğim. İlk de momentumu alamadıysan gidiyorsun, gelirken tekrardan patladın. Bu olay bu kadar oluyor. Hani fazla sallanmak senin dengeni sarsar ve denge sarsılması da bizim hiç istemediğimiz şeylerden bir tanesidir. Çünkü momentumu alamadığın zaman yukarıya çıkamazsın. Şimdi seninle ilk öncelikle en temelden başlayacağız. Momentumdan başlayacağız. Senden istediğim kankam ne yapıyor musun? Geldin, tuttun barı, gittin ya, gelirken şunu yap. Tekrardan kurul, git, gelirken bunu yap. Çekebildiği kadar çekmeye çalış. Hadi bir dakika dur. Şuraya doğru gitmeye çalış. Gelirken patla. Aynen bu. Tamam, tekrardan kurul. Bunu böyle 3-4 defa yapalım. Şimdi birazcık dinlen. İlk momentumu çözdükten sonra ikinci olayımız yukarıya doğru çıkıp tekniği öğrenmek, zıplamaklar falan filan. Bunların hepsini zaten anlatacağım. Momentum kısmını kaydı kapattıktan sonra Mehmet'le birazcık daha detaylı konuştuk, çalıştık. Az çok anladığını düşünüyorum. Tabii bugün muscle up yapmasını beklemiyorum. Sadece temel mantığı ve vücudun o hareketlere alışmasını öğrensen bunlar yeterli olur. Zaten zaman içerisinde bizim 8 haftalık bir sürecimiz var. 4 haftada da 2 haftada da çıkartabilirsin. Her neyse arkadaşlar, şu an Mehmet'in ikinci en büyük problemine geldik. Çıktığı zaman tırmanıyor. Yani el bardan ayrılıyor. Bunu da çözmek amacıyla bir tane hareket var. Onu az önce gösterdim sana. Jump to muscle up. Şu an ekranda da yazıda görüyorsunuz. Arkadaşlar bu şekilde duruyorsunuz. Zıplayıp yukarıya doğru basıyorsun. Buradaki öğrenmemiz gereken kural, kas kütlesini arttırmıyor. Kasları hipertrofiye uğraştırmıyor ve bize herhangi bir gelişim yok. Burada tekniği öğreniyoruz. Eller bu şekildeyken zıplayıp döndürdüğümüz zaman, yukarıya bastığımız zaman şu çevirme olayını öğrenmiş oluyoruz. Mehmet, şimdi senden birkaç tane yapmanı isteyeceğim. 5 tane yapsan yeterli olur. Bunu 3 set 5 tekrarda gireriz. Aynen, eller bu şekilde, harikasın. Hop, abi budur. Evet. Bacakların önünde olmasın. Direkt tabanlar yere değsin. Tabanların yere değsin. Tekrardan bu. Heh, bu.
bir tane daha yapsan. Dur, tamam. Şimdi kameraman birazcık yakınlar. Elin konumuna dikkat edebilir miyiz burada? Otur. Zıpla, tekrardan hareket yap. Abi budur ya. Var ya, sen de bu işi çözeceğiz biz Mehmet. Harbiden güzel güzel ilerliyoruz. İkinci problemi de çözdüğümüze göre üçüncü problem var. Yani üçüncü problem yok diye düşünüyorum. Sürekli pratik etmemiz lazım bunu. Güzel bir süreç içerisine oturtup antrenmanları yapmamız lazım. Şimdi arkadaşlar Mehmet'le birlikte bump muscle-up yapacağız. Bu muscle-up yapamayan birisinin muscle-up öğrenirken ki kullandığı altın hareketlerden bir tanesi. Bize aslında hareketi öğretecek şey bump muscle-up. Şimdi ona geçelim. Şimdi Mehmet, burada iki tane direnç lastiğimiz var. Seviyeni görmek amacıyla ilk öncelikle sarıdan başlatacağım. Ben yapılışını gösteriyorum sana. Arkadaşlar bu şekilde eğip ayaklarımızı geçiyor ve tekrardan sanki bant olmadan muscle-up atıyormuşçasına muscle-up yapıyorsunuz. Bu şekilde gittiniz, gelirken patladınız. Şu arkadaşımız direnç lastiğiyle hareket yaparken dengesinin kaçması sonucu bu hareketi yapamıyor. Ben burada çok insan gördüm. Burada ne yapman gerekiyor biliyor musun? Kor bölgesi abi. Karın kaslarınızı, kalça kaslarınızı sıkacaksınız. Hangi hareketi yapıyorsanız yapın. Dips olsun, barfix olsun, squat olsun. Bunları yaptığınız takdirde hareketten alacağınız verim de artacaktır. Mehmet, iki defa yapacağım. İyice izlersin beni, sıfırdan kurulup. Yine salınıyorum, gittim, gelirken patladım. Gittim, gelirken patladım. Bu. Şimdi senden de aynısını istiyorum bakalım. Aynen. Aynen. Geldi. Tamam. Bir dakika, sabit dur. Ben seni öne doğru gidip götüreceğim, tamam mı? Patla burada. Çok iyi. Git, patla. Güzel, ilk muscle-up'ımızı yaptık. Bence ilk bölüm için kâfi. Şimdi senden bir şey daha rica edeceğim. Bir 10 saniye dinlenelim. Sana ben destek vereceğim. Şöyle gittiğin zaman yukarıya doğru ben fırlatacağım seni. O çift kolla çıkmaya çalış. Tamam. Tırmanma değil de harbiden çift kolla çıkmaya çalış. Ondan sonra zaten turuncu lastikle çalışacağız büyük ihtimal. Hadi bakalım, hazırsan. Gitti. Up. Çok iyi. Çok iyi, çok iyi. Bir daha kullanalım. Pat. Up. Nice, nice. Çok iyi, çok iyi. Çift kol yapıyorsun değil mi? Evet. Tamamdır, bunu çıkarabiliriz. Şimdi o zaman ben problemi çözdüm. Birazcık çekiş kuvvetiyle ilgili problemimiz var. Çünkü ben destek verdiğim zaman birazcık çıkıyorsun. O da yüksek çekememekten kaynaklanıyor birazcık. Teknikle ilgili bir problemin olduğunu düşünmüyorum. Çünkü yukarıya sana destek verdiğim zaman harika şekilde yine tırmanma olmadan veya tek kolumuzu atmadan düzgün şekilde çıkabildin. Şimdi turuncu lastikle kendin yapacaksın her şeyi. Kurulumu kendin yapacaksın. Bakalım bununla yapabiliyor musun? Güzel, güzel. Kanka, şimdi arkadaşlar size bir teknik vereceğim. Bunu ben muscle-up'a başlarken gerçekten yapıyordum. Burada bir basamak olduğunu düşün, tamam mı? Sanki aşağı doğru basıyormuşçasına ileriye doğru gidip gelirken patlayacaksın. Mesela burada bir basamak var. Buraya doğru bas. Yani iki bacağınla. Güzel. Güzel. Sevdim bunu. Bunu sevdim. Bu teknik zamanla oturacak. Şimdi Mehmet, daha fazla muscle-up denememize gerek yok. Ekstradan eklemek istediğim bir şey var. Eğer muscle-up hareketinizi geliştirmek istiyorsanız çekiş antrenmanınızda veya itiş antrenmanınızda öncelik vermeniz gereken hareket belli. Bant muscle-up veya muscle-up teknik. Gücünüzü buna harcadıktan sonra kendi set ve tekrar sayılarınıza başlayabilirsiniz. Mehmet'le antrenmana geçelim. Antrenman teknikleri ve bu tarz antrenmanlar senin için nasıl geçiyor?
daha önce calisthenics yapmayan birisi olarak nasıl yorumlayabilirsin? Abi yorucu. Yani dışarıdan göründüğü kadar tabii ki de kolay değil. Özellikle muscle up yapmak. Bence senin daha önce de dediğin gibi olayın en önemli kısmı teknik. Kesinlikle. Ya gücün çok bir önemi yok bence. Ya bir yere kadar var ama bence birinci kısım teknik. Şimdi arkadaşlar ben Mehmet'e bizim Beyond Official'daki Muscle Up paketini ücretsiz olarak vereceğim. Bu paketi 8 hafta boyunca yapmaya çalışacaksın olabildiğince. Hani kendi antrenmanların da var. Tabii kendi antrenmanlarını ekmediğin sürece bu antrenmanları yapmaya devam edeceğiz. Ve haftalık olarak bu serinin devamı gelecek. Ta ki Mehmet bantsız şu formda iki veya üç tane. Bir tane istemiyorum. Bir tanesi şansı olabilir. Şu formda muscle up istiyorum. Şu, bak diz çekme bile geçerli benim için. Bir sonraki bölüm zaten bu diz çekme, keeping olaylarından bahsedeceğiz. Bu videoluk bu kadar arkadaşlar. Umarım bu seri hoşunuza gider. Evet, eklemek istediğim şey var mı? Ayağına sağlık, Eyüp'ten kalktın geldin. Ne demek abi? Ben teşekkür ederim çağırdığın için. Rica ederim. Arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Stay fit.